madde olarak çok kullanılıyor. Çok ucuz ve protein içeriyor aslında. Eğer genleri değiştirilmiş soya olmazsa çok büyük bir itirazım yok yani faydası hakkında. Ancak genleri değiştirilmiş eğer soya kullanılırsa biraz önceki bahsettiğim hassasiyetlerden dolayı çocuktan düşün ergene kadar, ergen insana kadar tıbbi mahsurları var. Tabii helal gıda konusunda da bu tür ürünlere biz helal gıda sertifikası vermiyoruz. Özellikle katkı maddelerinde sodyum monoglutamat insan sağlığına zararlı olabilecek genleri değiştirilmiş katkı maddeleri ve E maddelerini katkı olarak biz helal gıda sertifikası olarak vermiyoruz. Ali Bey özür dilerim. Şimdi siz hem GİMDES'in kriterleri hem de bir efendim, doktor olarak bu açıdan bakıyorsunuz ama devletin de bu noktada çok pasif olduğunu da ben kendi şahsım olarak söyleyeyim. Çünkü bir ürünün ne kadar ettiği belliyken şimdi 15-20 liraya kendi eviniz yapacağınız bir şey 4 liraya satılıyorsa bunda da bir sağlıksızlık olduğunu ama bilmek gerekiyor. Evet, bir boşluk var biz zannediyorum. Şimdi ben burada şunu söyleyeyim hani dünyayı küresel kurumlar yönetiyor. Ve bu kriterleri de küresel kurumlar çıkarıyor. Diyelim gıdayla ilgili FAO ve Dünya Sağlık Örgütü. Bunların çıkardıkları standartlara göre, biraz önce belki soracaksınız hasip gıda güvenliği vesaire. Bu küresel kurumların çıkardığı standartlara göre. Bu küresel kurumların çıkardığı standartlar da hep maddi şeylerle bunlar sınıflandı. Mesela protein değeri şu kadar olacak. Su değeri mesela ben kendim biliyorum su değeri sucukta %50'den fazla olmayacak. Zaten yarısı bunun su ve nem demektir normalde. Bu evet. Küresel kriterlere göre söylüyorum ama birisi özel sıcak üretiyordur, su değeri düşüktür. Ona kimse bir şey demiyor ama siz %50 sulu bir etle sucuk yapabilirsiniz. Sınır %50. %50. Onun yanında protein değeri ölçülüyor. Ama protein değerinin kaynağı ölçülmüyor. Yani hayvansal protein de, bu bir hayvansal protein midir, bitkisel protein midir? Bu bir analize tabi tutulduğunda toplam protein olarak tayin ediliyor. Oysa siz hayvansal protein olarak standartınıza ve kriterinize koyarsanız bu şeyin önünü geçebilirsiniz. Türkiye'de 70 bin sayfalık Avrupa müktesebatına göre kriterlerini belirliyor. Hatta bu Avrupa uyum sürecinde Avrupa kriterleri ve Avrupa standartları geçerli bizim için de. O yüzden burada çok da yani devletin veya hükümetin çok da yapabileceği bir şey yok. Ancak tabii ki yönetmeliklerle her ulusal devlet kendi toplumunun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak eklemeler yapabilir. Hani bir şey söylerler daha besmele çekmedik ki şeytan taşlamaya gidelim. Yani bu helal gıda tüketiciler açısından anlaşılması da anlayışı da daha henüz yeterince talep görmediği için yeterince büyük bir hacme ulaşmadığı için tabii ki siyasiler de bu konuyu henüz ancak bir çalışma olduğunda söyleyebilirim. Yani şu an TÜRKAK, TOP, İslam Kalkınma Örgütü ortaklaşa bir helal gıda sertifikası konusunda bir çalışma İyi, yapıyorlar. İSEDAK'ta da bunun seminerini izlemiştik. Evet. Yine bunlar aslında aynı diyebileceğim bir soru. Bir yerde 12 liraya da kıyma bulunuyor, 27 liraya da bulunuyor demiş. Evet. Yine bu az önce konuştuğumuzla alakalı. Yani hatta işte kıyma daha kırmızı gözüksün diye nitrat tuzu üzerine serpiştiriyorlar mesela. Eğer üzerine nitrat tuzu birazcık çözüp de serptirdiğiniz zaman et kıpkırmızı oluyor. Yani bu tür standart olarak küresel standartlara uygun ancak o boşlukları işte teknolojik bilgilerle dolduran kişiler suistimal ettiği için maalesef bu işin ucuz da yani dışarıdan gören bir kişi ayırt edemediği halde maalesef. Şimdi helalinden programı devam ediyor. Bu arada çok da vaktimiz yok hemen sorulara geçelim. Bize Tayland'dan Phuket isimli dinleyicimiz iletmiş. Sizin diyor her gün programda dinliyorum demiş. Tüm arkadaşlara selamlar diyor. Biz de iletelim. Aleykümselam. Yalnız demiş bu sertifikanın da diğer sertifikalar gibi umarım demiş amacı ticari olmaz demiş. Bizler diyor burada birçok malda helal etiketi bularak yiyoruz demiş. Evet. Ben kimya mühendisiyim. Burada ilaç sektörüyle uğraşıyorum diyor. Hı-hı. Türkiye'de ünlü bir markanın peyniriyle yaşadığım sorunu ne yazık ki hala çözemedim. Bunların demiş HCCP ve ISO ve bir sürü sertifikaları olmasına rağmen tüketiciyi koruyucu hiçbir yaptırım olmadığı gibi üreticiyi savunuyorlar demiş. Evet. Sorum şu diyor. Geçen programda GDO'dan doktorumuz sağ olsun bahsediyor. Görüyorum ki birçok tavuk firması
helalinden etiketi almış ve web sayfasında diyor, kafama takılan şu: genetik oynama sadece bitkilerde mi zararlı genetik oynamalar, yoksa bu tavuk firmalarının çoğu hibrit yumurta, hibrit civciv ve yem kullanıyorlar mı demiş. Bu tavuklar 45 günde kesime gelebiliyor. Bu sizce mantığa ters değil mi demiş. Yoksa diyor, bu helalinden etiketi alan firmaların tavuğu bildiğimiz ev tavuğu yumurtası mı ve evde yetişen şekilde mi demiş ve eklemiş. Eğer böyleyse ürünler çok daha pahalı olması lazım demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle açıklayıcı bir soru göndermiş. Çok Tayland'dan soru içeriyor. Gelmiş. Eyvallah. Doğru. Tayland'da da gıda sertifikası veren kuruluşlar var. Ben önce dinleyicimize, izleyicimize, meslektaşıma, o da kimyacıymış, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Endonezya'ya gittim ben. Şu ürünleri gördüm. Mesela bazı ürünlerde sadece helal logosu var. Ama helal logoyu veren kuruluşun ismi yok. Böyle bir logonun hiçbir anlamı yok. Ya sadece yazıyla. Sadece yazıyla helal yazmışlar. Bir damga üzerine vurmuşlar. Altında helal sertifika veren kuruluşun ismi yok. O ülkenin resmi. O ülkenin ya da o kurumun. Mesela Helal World Council'a kayıtlı üyeler var. İşte diyelim Endonezya'da Mui, Malezya'da Jakim. Bunların muhakkak sertifika altında veren kuruluşun ismi olması lazım. Aksi takdirde sadece helal kaşesinin hiçbir anlamı yok. Ancak her yerde olduğu gibi tüketici dikkatli olmasa bunun da suistimali çıkacaktır tabii. Biz onu nasıl denetliyoruz? Biz GİMDES olarak Türkiye'de her tohumdan kesime kadar, kesimden de tabağa kadar hem prosesi hem maddeyi, hem işlemi hem iş güvenliğini konu alarak biz ve emniyet sistemini, insurance system diyor. Yani sıfırdan kesilen ana kadar bakılıyor, evet, diyorsunuz. Kontrol ederek sertifika veriyoruz. Bu yüzden bizim sertifika verdiğimiz kesim yerlerinde tavuklar İslam'ı usullere kadar ne tür yem tüketirse tüketirsin bir bekletme süresi alır. Evet. 2 günse 2 gün, 3 günse 3 gün, onu fıkıhçılarımız belirliyor. O kadar bekletildikten sonra kesiliyor. Ancak dinleyicimize şu ayrımı yapmasını isterim. Yani hibritle GDO'lu aynı değil. Hibrit iki benzer türden yeni bir tür elde edilmesi olayıdır. Yani affedersiniz, eşekle attan katır elde etmek gibi. Ya da şeftali ile erikten nektarin elde etmek gibi. Şimdi bu GDO'ya göre daha masum. Yani en azından karakterler üzerinde çok fazla etkisi olmayacağı bir değişim. Yani doğada da olabilecek bir değişim. Ancak tabi bunu da dikkatle izlemek lazım. Burada sadece bir lezzet erozyonu yaşanıyor. Yani hibrit diyelim, siz Hisar domatesinin kestiğiniz zaman kokusu her tarafı alır. Bir kam kavunu vardır mesela, ispirin. Mecliste kesildiği zaman bütün odalarda kokusu alınırmış. Milletvekilleri dermiş, ha kam kavunu kesim vaktidir herhalde. Bunun gibi ispir fasulyesi, işte mercimeğimiz, böyle yüzlerce tohumlarımız var. Bunlar doğal tohumlardır. Ancak hibrit dediğimiz zaman, diyelim ki ispir fasulyesiyle Bursa fasulyesi arasında bir hibritleşme, bir gen karması yapılırsa, buradaki olayla herhangi bir karakter üzerinde yapılan değişiklik, yani gen değişikliği aynı değil. O yüzden hibrit tavuklar nispeten daha, yani doğal olan kadar belki lezzetli ve sağlıklı değil, ancak nispeten yenebilir. Bu konuda da henüz haramdır diye de bir fetva verilmiş değil. Ancak GDO'lu konusunda da yine haramdır diye bir fetva yok. Ancak şüpheli olduğu için şimdilik helal sertifikası vermiyoruz. Bir de Müslümanlar için bu konuda siz de bahsettiniz. Yani Bakara suresini birazdan geçiyoruz. Bir referans olarak alınıyor. Hep biz öğrenciyken İşte fiziksel değişim, kimyasal değişim diye görürdük. Ama biyolojik değişimi biz öğrenciyken fazla görmezdik. Kim işte fiziksel değişim dendiğinde mumun eriyip işte uzun mumdan tabak şeklini alması, kimyasal değişimde mumun yanarak yok olması. Ancak biyolojik değişim dediğimizde henüz bir o konuda özellikle orta eğitim döneminde biz böyle bilgi almadık. O yüzden çoğu insanların da bundan, işte biyolojik değişim dedikleri de karakterle ilgili yapılan değişim ve biyoteknolojinin öngördüğü bir değişim. Bu da genlerle yapılıyor. Tamamen karakter değişiyor, nesil değişiyor. Yine son sorusuna geçelim. 45 günde demiş kesime gidilmesi doğru mu diye sormuş.
dinleyicimiz tavukların. Bunlar eğer hibrit olarak getirtiliyorsa tabii ki bir sorunu yok. Sadece dediğim gibi bir lezzet erozyonu oluşuyor. Bir de besinlerin sindirimi mevzu var. Yani hızlandırılmış veya accelerated dedikleri testlerle bunlar zaten test ediliyor. Yalnız İslami usullerle yediği yemlerin genleri değiştirilip değiştirilmediğin kesinlikle tespiti yapılıyor ki bunun 4 saatte bile tespitini yapabilirsiniz. Bu tür testlerden geçtikten sonra helal sertifikası veriliyor. Ancak biz GİMDES gibi öteki helal sertifikası verilen kuruluşlarında aynı hassasiyeti gösterdiğini bilemiyoruz. Mesela ben Endonezya'da bir cipsi fabrikasını gezdim. Cipsi fabrikasında kullanılan yağın ve soyanın GDO'lu olup olmadığını orada sertifika veren kurum sormamış. Ve bunu kritik nokta olarak da göstermemiş. Ve onların sertifikalarında da kritik nokta olarak gözüküyor. Bu ülkeden ülkeye o zaman değişiklik gösteriyor. Hayır. Bu konu henüz çok bilinmiyor. Müslümanlar arasında evet. Çok bilinmiyor. Biz o yüzden hem Endonezya'daki kongrede hem geçen sene Ekim ayında Türkiye'de yapıldı GİMDES aracılığıyla Helal Gıda Kongresi. Bu sene de Brezilya'da yapılacak. Üçüncüsü. Evet. Ve gittiğimiz her kongrelerde biz buna dikkati çekiyoruz. Yani diyoruz ki arkadaş siz önce tohumdan ve embriyodan emin olmanız lazım. Oradan helale başlamazsanız o zaman çürük bir zemin üzerine kurulan binanın taşlarının güzel olması bir şey teşkil etmiyor. Evet. Temelden sağlam olması lazım. Lale Gül efendim dinleyenleri bu noktada çok önemli soruları soruyorlar. Onlardan bir tanesi tersten sormuşlar. Türkiye'de GİMDES yetkili. Peki her ülkede var mı demiş İslami hassasiyet olan ülkelerde. Şimdi, hangi ülkelerde var? Şimdi bütün İslam ülkelerde var. İslam olmayan ülkelerde de Amerika'da da, Tayland'da da, Kore'de hatta Fransa. Bugün Fransa'nın helal gıda hacmi 5 milyar dolar. Mesela sözünüzü kesim özür dilerim. Fransa'daki o hassasiyetlerle bizimkisi örtüşüyor mu? Şimdi şu anda bir kriter noktasında çalışmalar var. Ancak bizim GİMDES olarak verdiğimiz hassasiyetler yani ta tohumdan alıp hasata kadar bunun çok gerçekleştiğini görmedik. Çünkü daha çok prosesler tartışılırdı. Bizim eski fıkıhta da daha çok proses tartışılmıştır. Yani bugünün biyoteknolojisiyle öteki ülkelerdeki helal gıda sertifikası veren kuruluşlar bu konuyu henüz gündeme getirmemişler. Ama toplantılarda tartışıyorsunuz olarak, değil mi bunları? Tabii. Yani aşağı yukarı bir yıldır işte Endonezya'ya gittiğimizde gördük bunun henüz tartışılmadığını ve yeni bir konu olduğunu. Biz de GİMDES olarak bunu sürekli gündeme getiriyoruz. Bütün uluslararası konularda ve konferanslarda dile getiriyoruz. Tabii bu zaman zaman farklı görüşlerde çıkacaktır. Mesela Endonezya'da helal Coca-Cola'ya helal sertifikası verilmiş. Çünkü oradaki nişastayı işte sormamışlar yani değil mi diye. Ama biz dedik ki burada böyle bir kritik noktalar var. Lütfen bundan sonra tek bir standartta buluşalım. Çünkü yine Ekim ayında İstanbul'da 2011'de yeni bir konferans vereceğiz, yeni bir fuar yapacağız. Orada da amacımız tek bir standartta buluşmak. Ancak hani seküler ülkelerde devlet tarafından bunlar henüz kabul edilmediği için ancak sivil toplum örgütleri bu konuyu geliştiriyor ve bir kriterde de dünya üzerinde tek bir standartta da bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ancak biliyorsunuz farklı mezhepler gibi burada da farklılıklar olacak. Malezya, Endonezya, Singapur gibi ülkelerde ekseriyette. Tabii Amerika'da, Fransa'da, Avrupa ülkelerinde hepsi mesela Avustralya'da, Brezilya'da Brezilya'dan gelen bir hatta ben eski Osmanlı olduğunu düşündüm. Çok yıllar önce Brezilya'ya gitmişler. 100-120 yıl önce. Orada helal sertifikası veriyor ve biz bu semineri sunduğumuz zaman bizi odasına davet etti. Hocam dedi bunu Türkiye, maalesef Türkiye bu konuda öncülük yapması lazım. Şu GDO meselesini daha fazla... Türkiye'den bir abilik lazım. Bir rol bekliyor. Birçok siyasette olduğu gibi bu noktada da. Herkes. Şimdi Halim Bey, bu arada Doktor Halim Aydın misafirimiz bugün. Onunla son dakikaları paylaşıyoruz. Biz de ümit ediyoruz ki nasıl ki koşer sertifikası vesaire dedik. Bazı büyük marketlerde işte turistlere özellikle Antalyalı olduğum için biliyorum. Onlara özel ürünler böyle verilir. Domuz ürünleri mesela, domuzla ilgili. Biz de istiyoruz ki işin özü şu. Helal sertifikalı ürünleri bulabileceğimiz yerler çoğalsın. Biz de bu sıkıntı yaşamayalım. Bu da bizim ümidimiz. Şimdi geçelim programımızın sonunda. Bugün çok önemli bir yere. Program başında paylaşmış idik. Kur'an-ı Kerim'de çok
özel durduğunuz üzerinde bir ayeti kerime var. Bakara suresinin 205. ayeti kerimesi. Evet. Bununla ilgili düşüncenizi bizimle paylaşır mısınız? Evet. Şimdi Bakara 205'te diyor ki onlar ekini ve nesli bozarlar. Allah fesat çıkaranı sevmez. Bir kez daha alalım. Onlar ekini ve nesli bozarlar. Allah fesat çıkaranı sevmez. Şimdi bu biyoteknolojiyi görmeden önce belki bu ayeti bu kadar, bugünkü anladığımız kadar doğru anlayamayacaktık. Ancak bakıyoruz ki hani biraz önce kimyasal değişim, fiziksel değişim dedik, bir de biyolojik değişimden söz ettik. İşte bu biyolojik değişim muhtemel ki türlerin karakterleriyle, kendileriyle oynayan bir teknoloji. Yani siz bugün bir haber duydum. Bir tür koyun geliştirilmiş, bir batında 6 tane yavru yapıyor. Evet. Ve bir senede 2 defa doğuruyor. Şimdi siz normal koyuna baktığınızda Türkiye'de doğal olarak hiçbir koyun 2'den fazla yavru getirmez ve senede 1 defa doğar. Eğer böyle bir biyolojik değişimden söz ediyorsanız muhakkak bu bir başka bir canlıdan, ya bir köpekten, çünkü köpek de bir batında bu kadar doğurur. Hatta duyduğum kadarıyla ismine de kangal koyun deniyormuş deyince de ben biraz sanki böyle kangal köpekten şey mi yapıldı, gen transferi yine mi bir oynama diye. Oldu. Kesin bu, kesin. Çünkü bu doğal kesin. Olmayan bir şey. Tabii ki. Evet. Şimdi ne olarak sunuluyor? Türkiye'de et işte 18 lira oldu. Biz Türkiye'de eğer bu tür koyunlar üretirsek işte et fiyatı düşecektir. Hiç öyle ona da gerek görmeden Türkiye'de şu an yine et fiyatları düştü 12'ler 13'lere. Ancak bu değişimin biyolojik bir değişim olduğunu ve türleri, ırkları ve ekini yok ettiğini, değiştirdiğini görüyoruz. Yani Bakara suresinin asıl ışık tuttuğu ve bizi çok etkileyen tarafı da bu. Yani ekin ve neslin bozulmasından söz ediyorsa bugün biyolojik değişim demek bu işte. Buna dikkat etmek lazım. Ha, kullanılacak tarafı da olmaz mı? Olabilir tabii. Neden? Enerji tarımında kullanabilirsiniz. Bol bol kanola yetiştirirsiniz. Ondan biyodizel yaparsınız. Petrole bağımlı kalmazsınız. Ama gıdaya sokulmaz en azından. Şimdi ben bir sefer hatta Osmanlı döneminde işte İstanbul'da diyelim lale devri yaşandı. 1001 çeşit lale üretilmiş değil mi? Hep ben sorarım ya Osmanlı döneminde bu hibrit biliniyordu da acaba neden gıdada kullanılmadı? Sadece laleler için kullanıldı ve İstanbul rengarenk her tarafı lale renkleriyle doldu taştı güzel. Acaba neden bunu gıdaya kullanmadılar? Ben bu sorumun mesela araştırılması gerektiğine inanıyorum. O an demek ki o ara işte İslam'a hassasiyet olan ulema herhalde bu konuda bir kararı vardır, onu öğrenmek lazım. Evet. Bu sebepten bu değiştirilmiş, genleri değiştirilmiş ürünler konusunda da çok büyük bir araştırmaya ve aksi lehte ya da aleyhte üretilmiş yeni verilere çok büyük ihtiyaç var. Bu konuda da GİMDES bir enstitü kurmak istiyor. O enstitüde GDO'la beslenmiş kobayların ya da bu tür hayvanlarda elde edilecek değişimleri gözetlemek istiyoruz. Evet, çok önemli konular yine bugün bizimle paylaştınız. Ama şu çok enteresandı. Aldığımız gıdalar karakterimizi de etki edebiliyor. Bu sözü çok önemsedim bugün. Gerçekten de anlattıklarınız bizim çok da fazla belki üzerinde durmadığımız, neme lazım deyip de geçiştirdiğimiz şeyler ama ne yazık ki işte yediğimiz şeyler, hele hele Allah korusun içinde haramlık söz konusuysa bilmeden, duaların kabulünden tutun da değil mi birçok şeye kadar geniş manada sirayet edebiliyor. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. Doktor Halim Aydın bizimle beraber. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Bu arada Lale Gül FM izleyicilerine de çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım o zaman. Efendim çok önemli bir fıkramız vardı. Onu anlatalım. Tebessümle bitirelim olmazsa. Bu Ali Can'la ikimiz dinlemiştik. Şeyin de. Şimdi hakikaten bir psikoloji anlatan bir hocayla konuşuyorduk işte. Evet. Kültür kaymasından söz etti de kültür kayması. Yani hani o köyden şehire gelince de kültür kaymasından söz etmişti. Yani ben de o zaman demiştim hocam hakikaten bizim eskinin yani hırsızı bile daha inisiyatifliydi ve bu kültürle yetişmiş olduğu için daha sınırlı, yaptığı şeyi sınırlı yapıyordu diye söyledim de ne demek istiyorsun dedi Halim Bey bana bunu anlat. Ben dedim bizim memlekette 50'lerde çarık çok kıymetliymiş. Evet. Ve hırsız tabii çarık olmayınca ne yapacak? Gidecek öküz çalacak. Öküzün sırtından da en iyi çarık olur. Deriyi alacak. Derisini alacak, evet. Ondan çarık yapacak. Gidiyor hırsız, benim de amcamın o zaman
çok iyi iki öküzü varmış. Bir tanesini alıyor. Şimdi eskiden zaten öküzün birisi gitti mi fabrika gitti demek. Evet. Fabrika kapandı demektir. Abi, amca çığlıklar atarken öküzü arıyorlar, gidiyorlar, bakıyorlar ki düzün ortasında öküz yüzülmüş. Kafasının üzerinde de bir kağıt var. Ne yazıyor kağıt? Kağıdı okuyorlar. Öküzü çıkardık dize. Çok zahmet verdi bize. Derisi bize, gerisi size. Vallah da mismildir billah da. Yani hırsız götürüyor, öküzü besmeleyle kesiyor. Evet. Kendinin kanaati kadar olanı alıyor, eteksini de sahibine bırakıyor. Hırsızın bile vicdanlı. Yani şey, hayır, besmele o kadar besmele işlemiş ya. Ki. Yani diyor ki bana ne kadar lazım? Çark kadar lazım. Onu alıyor, gerisini de başkası yerse helal yesin diye ona besmeleyle bırakıyor. Ha. Bugün ama şehirlerde hırsızlar girdiği zaman her şeyi alıp götürüyorlar. Doğru. İşte kültür kayması diyorum. Doğru. Yani eski kültürün hırsızından bile bir adalet evet. görebiliyorsunuz hiç evet. olmazsa. Evet. Bir de şey ile ilgili bir şey aklıma geldi. Siz dediniz hani kayıtsız durmanın da bir manası yok. İşte zamlı dönemlerde Temel benzin almaya gidiyormuş. Demişler Temel ya demişler benzine zam geldi ne demiş benim için fark etmez. Ben her seferinde 5 liralık alıyorum. Yani kayıtsız kalırsak bir gün benzin de alamayabiliriz. Çok teşekkür ederim tekrar. Aleyküm selam. Efendim haftaya buluşmak ümidiyle Helalinden programından bugünlük bu kadar. Size bol bol helalinden yemenizi istirham ediyoruz. Onun için de...